Hayrettin sana bir şirinler testi yapabilir miyim mümkün mü? Bak yine mi? bir takipçi kaybettirecek bir şeyler geliyor. Yok estağfurullah ya <laughs> bu arada Hayrettin Instagram hesabın ne onu da bilelim de. Hayrettin tabii ki. Hayrettin. Hayrettin. Hayrettin yazdım mı çıkıyor. Tabii, tabii, tabii. Tamam. Rejden de rica edeceğim aşağıya yazarsan. Hakan bugün bir reklamı yapıyor ya maşallah. takip etmek YouTube, için. <laughs> Instagram. Ya hayır şöyle yani hani buraya gelen bir kere sen zaten bir değersin. Evet. Bu ortada tamam, değer olduğun için de zaten Survivor'da yarıştın. E ürettiğim bir şey var. Üreten bir insana her zaman hem saygı duymak hem de destek olmak lazım. O yüzden hem YouTube'dan hem de Instagram'dan seni takip ederlerse biz de mutlu oluruz. İşte Reci de hemen aşağı tamam. yazdı. Instagram'a evet. hayrettin yazıp hayrettine ulaşabilirsiniz diyelim. program sonuna kadar kalırsa seviniriz. <laughs> evet program sonuna kadar kalırsa seviniriz dedi Hayrettin. Şimdi birkaç sıfat söyleyeceğim. Tamam. Şirinler Köyü gibi düşün. Sizin adayı ya da bütün Survivor'ı sana göre kim nasıldı diye ee, bazı yarışmacıları bu sıfatlarla yakıştırmanı Eyvah. isteyeceğim kuralımız sadece şu net cevap tek cevap okay. tamam dobra dobra Dobre, dobra dobra tamam. aynen adada en enerjik ee, şu andakiler mi elenenler de mi senin için ya senin için gördüğün şu andakiler elenen kim varsa senin yaşadığın yani ha izlediğin hepsi ee, Merve Merve en tembel ee, Barış. En çalışkan? E, ee, Batuhan. Batuhan. En uykucu? Sergen. En dedikoducu? Hmm, İsmail ve Batuhan. İsmail ve Batuhan. Aynen. Dedikodu mu yapıyorlardı çok? E tabi canım dönüyorlar. Yani. Kulisler. Tabi, kulisler yapılıyordu tabi. Hmm. Köşelerde böyle gizli tabi köşelerde, tabi. karanlık köşelerde. <laughs> Alırlardı Çaların birbirlerini da. tabi. Çalırlar <laughs> arasına giderlerdi. <gülüyor> <gülüyor> en anaç ya da babacan? Öykü. 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 Yemeğinizi kim yapıyordu sizin genelde? Evet. Öykü yapıyordu. Evet, e, bir yani Ramazan ayı da şimdi. Yani çok güzel yemek yapardı yani. yani eli lezzetli yani. Öf, o nasıl? şartlarda. Hem de nasıl? Öyle bir anlatıyor ki sanki şey acayip şeyler yapıyorlar. <laughs> ya elinizdeki malzemelerle ya şey. Ama eli lezzetli kızın kızım diyordum sen burada. böyle Ama yemek balıklarda yapıyorsan... da galiba balıklarda da ayıklamayı falan o yapıyordu, değil ee, mi? Öyle miydi? Ayıklamayı Cemal abi çok iyi yapıyordu bu Pilavana zaten onunla değil mi? Tabii. Pilavana. Cemal abi yapıyordu. Plavalı. Sonra Sergen bir eli eli yatkın oralar ama öyküyü tek geçerim. Net. Siz Sergen'le çok balık tutmaya balık tutmaya gidiyordunuz değil mi? Tabii tabii çok evet, gidiyorduk. Hiç evet. başınıza çok ilginç bir olay geldi mi böyle balık tutmaya falan gitti. Balık tuttuk işte. Yani çok <laughs> çok ilginç. <laughs> Enteresan ilginç balıklar gördük. Peki şeyler gemiler. Parkurda <laughs> en hızlı. Parkurda en hızlı. Ee, Steven. Parkurda en yavaş. Hayrettin. <laughs> Helal olsun ya. Bak ben hayır. Ama doğru öyle ya da baba. yanlış. Bunu söylemesi çok güzel bir şey. Hani belki İlayda da diyebilirdi ya da atıyorum Hanzade diyebilirdi ama kendini söylüyor bak çok güzel bir ama şey. Ama öyle yani dobra dobra konuşacağız dedik ya. Atışlarda en iyi? Ee, Poyraz. 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 Atışlarda en kötü? Hanzade. Şampiyon olsa sevinirim dediğin yarışmacı? Poyraz. Poyraz. Ya bak bu çok enteresan ama hani Poyraz'da çok bir samimiyetiniz yok. Ee, kendi takımdaki herkesi kenara koyup Poyraz diyorsun mesela. Aslında tartıyorum. Yani izleyici e, olarak e, e, bakıyorum. İzleyici oraya. olarak bakıyorum tabii. Çıktıktan sonra da izliyorum. E, Poyraz'ın artıları daha fazla hı hı. baktığımız zaman. Şimdi aynı adada yaşamadım ama e şimdi çıktıktan sonra televizyondan izliyorum. Adam adada da görüyorum. Daha avantajlı. Peki, daha hak ediyor. Çok zor bir soru ama cevaplarsın diye düşünüyorum. Şampiyon olsa üzülürüm dediğin bir yarışmacı var mı? <laughs> Bence buna cevap verme. Ya kanka bir şey diyeyim sana? Düşer, <laughs> Kafadan 100 bin takipçi gider. Evet. Gider, gider mi? Tabii. Gider. Belki de gelir ama belli olmaz. Sen olsan Onun dışında... Doğru atom Politik, politik olur. Onun polik, dışında polik ben sana söyleyeyim. Polik... En az 48 saat linç. Ha? En az 48 saat değil mi? Tabii. Haşar, evet, iki güne evet. yakın bir linç yersin. <laughs> ya bu nasıl bir soru Allah aşkına Sonra dönem dönemde bu söylediğin hep önüne çıkar. Böyle demişti hatırlıyor musunuz? Bu bir soruya cevap vermek zorunda değilsin tabii ki. Bak, bu arada dün yaşanan bir olay var. Enteresan. Ben tahtada konu bir şey anlatıyorum falan. Mert dedi ki bak dedi sana dedi çok tarafsız bir yorum okuyacağım dedi. Okudu yorumu. Kim yazmış dedim. Niki tarafsız yorumcu. <laughs> <laughs> bak yorumun tarafsızlığı buraya tarafsız bağlı. Tarafsız yorumcu nickname'i olan bir arkadaş Twitter'da bir yorum yazmış. Sana dedim tarafsız bir yorum okuyorum. Hakan da böyle baktı. Hoşuna gitmedi <laughs> Tabii gitmedi. <laughs> Nereden anladın dedi tarafsız oldun. Dedim nickname'i <laughs> tarafsız, <gülüyor> yorum. Ama yani inanılmazdı yani. Bu arada Mert de TT oldu dün. Değil mi Mert? Baya Bayağı güzel Hı. bir Aa, program. <laughs> Bilmiyorum neden oldu? Neden oldu? <laughs> Yaptığın takım da ve, da ve tabii yani. ki Poyraz'la Berkay'ı ikinizin ha, ayırma çabası. Poyraz'ı ayırdım. Duyduğuma göre mesajlar atmışsınız Domini'ye. Onu ya. da duydum. Berkay ve Poyraz'ı ayırmak lazım diye. Ya yapma Allah aşkına bunu gerçekten bak. Okuldum. Ya korkma Damla korkma. Bir şey Anladım. olmaz. Bir şey olmaz. Ama. Senin için demiyorum bir şey da birileri atmış mesaj. Öyle duydum. Doğru yani Mert'in söylemiyle Sence bir takım benim oluşturuyorsa bir şeyciğim, benim bittik bütün <laughs> takımım da alakası var mı yeni kurulan takım? Yok. Sence ben bir çalışma yapmış olsam bu takımla alakası yok yani? Aynen.